Ya sözleşmeni feshedersin ya da evlenemezsin. Karar senin. Vallahi geldi çocuk ya. Bu kim? Bu da mı deli? Yok. Bu beni delirtmeye gelmiş. Kerem sen ne diyorsun ben anlamıyorum. Ne maddesi, ne sözleşmesi, ne feshi he? Ayşe Hanım klasik sözleşmedeki bir madde. Sen bir sus. Ben vekili olduğum için. Ya sen bir sus. Bak şansını zorlama şu anda deplasmandasın. Kerem hayırdır? Ne bu haller? Ev mi basıyorsun, ne iş? Rıza abi ev basma falan yok. Ben burada şirketimin haklarını korumaya geldim. Ya eksen işteciğim, şimdi hak diyorsun hani ekmeğimizin peşinde yazıyorsun ama biz de öyleyiz ya. Ya şimdi sen bu işi bozdun diyelim, bu kız evlenemedi. Ne olacak? Ha? Hayır sen mi evleneceksin bu kızla ya? Bunun bir garantisi var mı ya? Abi bir sus. Şşt Rıza. Eksen işte mi dedi o ya? Eksen işte mi dedin ya sen? He? Ne dedin sen? Kriz bekle ben böyle bir şey görmedim ya. Bir şey diyeceğim sen de bir sus, bir dur, bir susun lütfen ya. Ayşe çok mu aradım bunu? Sen bir derdini anlatır mısın düzgünce? Neymiş istediğin benden anlamıyorum. Anlatayım derdimi. Şuradaki maddeye dikkatini çekerim. Şimdi böyle uzun sözleşmelerde, 5 yılı kapsayan sözleşmelerde şirketler kendilerini korumak için bir takım maddeler koyarlar. Ne maddesi ya? Madde ne anlatıyorsun sen ya? Ne olmuş? İçeride şirkette paramız mı kalmış? Para mı alacağız? Ulan Ayşe her yerinden para akıyor kız gel bir sarılayım sana. Git abi be. Tamam ya. Bu maddeye göre söz konusu kişi evlenemez. Yani soyadını değiştiremez. Zaten sen bu işi Yiğiterler sayesinde almıştın ya. Bu kül kedisi masalı sayesinde. Yani demem o ki bu sözleşmeyi feshetmeden evlenemezsin, şehir değiştiremezsin, estetik bile yaptıramazsın. Ayşe kız estetik mi yaptıracaksın? Nerene? Mein Gott ya ben anlamadım ya. Hey amca nasıl estetik yaptıramayacak? Lan dellendirmeyin oğlum beni. Ne diyorsunuz? Ne estetiği Nazmiye? Oğlum bir sakin ol ya. Nazmiye ne estetiği? Ne diyorsun ya? Zaten bir Kore dizisine döndük. Bir durun da anlayalım ne oluyor. Sen bunun için mi geldin? Anlaşma böyle. Ayşe ne yapalım? Yani şunu demek için geldim bana. Evlenmek istiyorsan evlen, istiyorsan buradan git ama sözleşme imzala. Evet, başka ne olabilir? Batsın lan bu şirket. Tamam Ayşe, olma yüzü falan ya. Olma sen onlara muhtaç mısın kızım? Senin arkanda aslan gibi ailen var aslan. Bu kişisel bir şey değil zaten. Burada profesyonelce iş hayatımızla alakalı bir şey konuşmaya geldik. Ayşe, bak işini bırakmak zorunda değilsin. İstediğin soyadını da kullanabilirsin. Burada da yaşayabiliriz. Eğer bu sözleşme bu kadar bağlayıcıysa ve sen de bu şirkette bu kadar çalışmak istiyorsan yaşarız. Yani çalış olur. Bana hiç fark etmez. Bu mu seni istiyor? O ama yani seni kadar yakışıklı değil de bir maşallah var. Ya o sebepten sormadım. Hani bu tarz konularla kiminle muhatap olalım o yüzden bilmek istedim. Helal olsun lan sana. İşte adam bu bak. Öyle para pul uğruna sevdasını ezip geçenlerden değil. Sevdan mı şirketin mi diye sorulunca şirketini seçenlerden değil. Ya sevmek dediğin böyle olur işte. Eyvallah. Vallahi çok büyük puan kaybettin eksen işten kusura bakma. İşte deme lan şunu. Katılıyorum. Pardon siz kim olarak katılıyorsunuz? Kim olarak? Hakikaten ya. Yani eksen işte dedi. Yani patronumu resi ya ben anlamadım. Ya kim bu adam ya? Bu adam benim kızımın ilk aşkı ne olacak? Yeter ne olur anneciğim bir susun. Ne yapacağım ben? Sözleşme mi imzalayacağım? Ver sözleşmeyi. Af, ver kalemi. Tamam bu sözleşmeyi feshediyorum. Gel abi. Gel, eğil abicim. Sözleşmeyi feshediyorum. Ondan sonra da her şey bitiyor. Bu kadar basit. Aynen öyle, bu kadar basit. Ayşe! Ayşe! Bu can bu bedenden ayrılmadıkça aşardık. Benle başka kimseyle evlenemez. Ah, ben de nerede kaldı diyordum. Yok artık bu gerçek değildir herhalde Nazım. Yok yok yok. Yok yok gel. Bir çekil amca. Heh, gel Rıza'cığım gel. Heh. Senin ne işin var oğlum burada? Senin olayın bitmedi mi ya? Oğlum nereye geldik biz ya? Akıllısı da delisi de bu kızın peşinde. Ben kimsenin peşinde değilim. Sözleşmemi feshedip gideceğim. Yok ben akıllı derken benim oğlumdan bahsediyorum. Daha senin kim olduğunu hala anlamadım. Ya kim bu adam? Aslan senin ne işin var burada? Kerem sözleşme. Ya, bulaşma bana Sabri. Ya kaç kişi istiyor bu kızı ya? Yok bana bak bana. Ha bak. Orada mı? Cee. Ya ben ne bu işin içindeyim yani bana da bir anlatın Rıza abi ne oluyor? Oğlum Sabri arada harcanacağım bak hadi çık git şuradan ya bas git. Ben o şey almadan gitmem ha arkadaş ne oluyor ya? Sabriciğim gider. Gitmiyor bana. Sabri hadi. Dur! Önce Sabri'yi, sonra Kerem'i, ondan sonra bu avukatı sonra hepimizi kesmezsen bana da rıza edersinler. Dağıl öyle! Kerem sözleşme yırtıldı. Aa!
Başlayacağım ben de senin sözleşmene ya. Sözleşme de sözleşme. Al sözleşmeni. Gidin yenisini hazırlayın. Gelip imzamı atarım ben. Rıza! Kitlendi bu. Vallahi yine kitlendi. Rıza! Kızları düşün. Akan şelaleleri düşün. Ağaçları düşün Rıza. Abim, abim bak tansiyonun alnına vurmuş ya. Bir dur, bir sakin ol. Bir sakin ol. Bak bırak bir yenge, bırak. Sık şurayı bir. Bir sakinleş ya. Allah adı verdim. Sıkmıyorum bak. Sık bir, sık. Bırak tamam. Bırakmayın ya. Sakinlik tut şunu ya. Tamam bırak daha. Sakinledim bırak. Tamam ya. Ayşe'yi Ömer'e verdim gitti. Harbi mi? Allah! Ne? Şimdi bu evdeki bütün davetsiz misafirler çıksın gitsin. Bak bana ikiletmeyin. Biz davetliyiz o zaman oturacağız değil mi? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?